İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Bu akşam gene ilginç, düşündürücü, çarpıcı öykülerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Gene yüreğimizin, vicdanımızın, gönlümüzün perdelerini kaldıran, hepsi birer ibret dersi olan gerçekten yaşanmış hayat öyküleri izleyeceğiz. Gene iyilikle kötülüğün tartısında hayatın hallerine birlikte tanık olacağız. Önce şu güzel Ramazan ayında merhametin, iyiliğin güzelliğini anlatan bir Ramazan öyküsü izleyeceğiz. İyiliğin gücünü, iyiliğin insana nasıl kat kat geri döndüğünü göreceğiz. Gizli dünyalarda ikinci olarak mesleğinin kutsandığını, ettiği yemini unutan, para için vicdanını susturmuş bir doktorun ibret verici öyküsünü izleyeceğiz. Gene cennetle cehennemi bize bu dünyada yaşatan, insan zaaflarını ibretle izleyecek, izlediklerimizi gönlümüzde, vicdanımızda tartıp dersler çıkaracağız. Gizli dünyalara hoş geldiniz. İyilik yap, denize at demişler. Gerçekten de öyle sevgili izleyenler. İyilik karşılık beklemez. İyilik çıkar bitmez. Hele 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında bir insanı sevindirmenin, bir ekmeği bölüşmenin sevabı hiçbir şeyle ölçülemez. Gizli Dünyalar'ın bu bölümünde yüreği iyilikle dolu fakir bir adamın içimizi ısıtacak öyküsünü izleyeceğiz. Yapmışsın. Ne yapayım kızım? Tarhanadan başka bir şeyimiz kalmadı. Olsun. Ben zaten tarhana çorbasını çok seviyorum. Annem de bana hep yapardı. Deden geç kaldı. İftar saati oldu. Neredeyse ezan okunacak. İstersen senin çorbanı koyayım Ayşe, ha? Olmaz. İstemem. Ben de sizinle birlikte yiyeceğim. Peki kızım, sen bilirsin. Canım, Ayşe, bu saatte dışarıda ne yapıyorsun böyle? Seni bekliyorum dedeciğim. İftara geç kaldın. Babaannem sofrayı hazırladı. Hadi öyleyse, girip iftarımızı açalım. Kolay gelsin hatun. Hoş geldin bey, geç Hoş kaldın. Hoş bulduk. Ekmek kuyruğu vardı. O kadar erken gitmeme rağmen gene de bekledim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin dedeciğim. Amin. Amin. Al bakalım. Bu akşamlık da bunlarla idare edeceğiz. Yarına Allah kerim. Yarı aç yarı tok uyuyakaldı yavrucak. Ne yapalım hanım? Gücümüz bu kadarına yetiyor. Emekli maaşını ne zaman alıyorsun? Daha çok var hanım. Sıkma canını bey. Allah büyük. İdare ederiz biz. Yavrucağı üzülüyorum.
Rahmetli anası babası nasıl titrerlerdi üzerine. Bakamıyoruz biz çocuğa hanım. Buna da şükür. Aç değil, açık değil. Bu ay çok sıkıntı çektik. Çocuğa da çektirdik. Hayırlı günlerde yakınmak gibi oluyor bey. Halimize şükredelim. Doğru hanım. Bir kuru ekmeği bulamayanlar da var. Yatağına yatıralım. Rahat uyusun. Karnım çok acıktı abla. Benim de. Ama annem geliyor birazdan, yeriz. En çok ne yemek istersin abla? En çok baklava yemek isterim. Ben de. Anne. Anne. Anne, yemek getirdin mi? Getirdim kızım. Buldum bir şeyler. Siz oturun, ben yemeğinizi hazırlayayım. Tamam anne. Anne, ne yapıyorsun bize? Güzel bir yemek yapıyorum kızım. Biraz sabredin. Babaanne. Aa, sen niye uyandın yavrum? Ben de oruç tutacağım babaanne. Öyle mi? Ama sen daha küçüksün. Hem okula gidiyorsun. Yarın cumartesi, okul yok babaanne. Ben de oruç tutacağım. Ama güzel torunum. Sahurda yiyecek fazla bir şeyimiz yok. Hadi dedenle ben idare ediyoruz ama... Siz ne yiyorsanız ben de onu yerim. Zeytin var, reçel var. Ne olur babaanne, ben de oruç tutayım. Tamam benim güzel kızım. Madem çok istiyorsun, hadi gidip dedeni uyandır bakalım. Yaşa babaanne. Hemen kaldırayım. Gözaydın hepimize, mübarek günler bize, 11 ayın sultanı, hoş geldin evimize. Sofrada fakir olsun, tabağı çukur olsun, karnı doyduktan sonra duayı okur olsun. Gerek, nimete şükür gerek, mübarek Ramazan'da Hakk'a ibadet gerek. Aa, davulcu amca gelmiş. Dede bahşiş verecek miyiz? Biz bayramda veririz. Olur mu güzel kızım? Olur. Karnın doydu mu torunum? Doydu babaanne. Şimdi gidip ağzını iyice yıka, dişlerini fırçala. Sonra da niyet ettim, niyet eyledim, yarınki orucumu tutmaya diyeceksin. Tamam babaanne. Nasıldı Sevinçli? Keşke ona ilk iftarında güzel bir sofra hazırlayabilseydik. Ne yapalım bey? Ayşe halden anlayan bir çocuk. Biraz eriştemiz var. Çorbanın yanına yaparım. Çocuğun ilk iftarı olacak. Yarın bütün gün kim bilir canı neler çekecek. Böyle olmadı ama Ayşe. Zeynep yedi, sen baktın. Ben orucum dedim ya teyzeciğim. Nasıl dayanıyorsun Ayşe? Bilmem, dayanıyorum işte. Zeynep, arkadaşına da ayırsaydın baklavadan. Akşam orucu açınca yerdi. Ne yapayım anne? Zaten 3 tane kalmıştı. Ben söylerim, dedem bana alır. Zeynep,
Hadi gidip oynayın. Ben de iftar için yemek yapacağım. Tamam anne. Gel Ayşe, odama gidelim. Olmaz, ben eve gideceğim. Ama niye? Hani bebeğimle oynayacaktık? Dedeme iftara baklava almasını söyleyeceğim. Ben gidiyorum hanım. Nereye bey, hayırdır? Ekmek almak için kuyruğa gireceğim de. İnşallah çok beklemez. Oruçlu halinle onca saat ayakta. Dede, dede. Oo, kim gelmiş? Ayşe, oruç nasıl gidiyor bakalım? Hiç acıkmadım dedeciğim. Ama şey, senden bir şey isteyeceğim. Bana baklava alır mısın? Baklava mı çekti canım? Evet, Zeynep yerken gördüm. Bir tanecik de olsa bana baklava alır mısın dedeciğim? Alırım tabii kızım. Torunum oruç tutar da dedesi hiç ona baklava almaz mı? Sağ ol dedeciğim. Akşam iftar saatini sakın kaçırma ama. Kaçırmam dede, merak etme. İyi güzel söyledin de neyle nasıl alacaksın baklavayı? Kömür parasından bir parça artmıştı. Ben bir şeyler alayım. Güzel bir iftar sofrası kuralım torunumuza. Hevesi kırılmasın. Başka bir şey? Biraz da şu tatlıdan ver. Şu köşedekinden mi abi? Hayırlı işler evladım. Tamam, buyur amca. Ne arzu etmiştin? Baklava alacaktım oğlum. Tabii amca. Kaç kilo vereyim? Bu parayla ne kadar olursa. 200 gram olur. Ver oğlum. Torunumu alıyorum zaten. Bugün oruç tuttu da. İftar için. Tamam amca. Buyur amca. Sağ ol evladım. Hayırlı işler. Güle güle amca. Güle güle. Anne, baklava alabilir misin? Bugün olmaz kızım. Param yok. Başka bir gün alırız. Anne, bir tanecik olsun, alamaz mısın? Hayırlı günler kızım. Sağ ol amca. Sana da. Kızım, ben de zengin sayılmam. Ama senin yavrunun yaşına yakın bir torunum var. Kabul edersen bu baklavayı ona vereceğim. Peki amca, sağ olasın. Çocuk işte canı çekti. Al bakalım yavrum. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim amca. Niye yemiyorsun kızım? Bir taneyle doyulur mu? Baklavaya doyulur mu amca? Evde kardeşim var. Ona götüreceğim. O da çok seviyor. Ne zamandır tatlı bir şey geçmedi boğazlarında. Allah senden razı olsun amca. Bunu da sen al kızım. Biraz kıymayla pide var. Akşam bir şeyler yaparsın. Amca, kendi rızkını bize veriyorsun. Sen al. Evde karnımızı doyuracak bir şeyler var çok şükür. Al kızım. Keşke elimden daha fazlası da gelse. Ama benim gücüm de bu kadar. Sen rızkını bize verdin. Allah da senin rızkını artırsın amca. Allah senin de yardımcın olsun kızım. Dayanma gücü versin. Amca, sen baklavanı bana verdin. İnşallah sen de hep baklava yersin. Bu iyiliğini unutmayacağım amca. Helal et. Helal olsun kızım. Afiyetle yiyin. Hadi kalın sağlıcakla.
Ben de eve gecikmeyeyim. Allah razı olsun amca. Ayşe şimdi nasıl baklava bekliyor? Beni eli boş görünce üzülecek yavrum. Hiç acıkmadım dedeciğim. Ama şey, senden bir şey isteyeceğim. Bana baklava alır mısın? Beni nasıl bekliyor yavrum? Dede, dedeciğim. Hoş geldin dedeciğim. Ben de seni bekliyordum. Biliyorum kızım. Ama elim boş geldim. Biliyorum dede. Gel gel gel. Yavaş hadi geç kızım. İçin. Bu yiyecekler ne? Bunlar ne Zehra? İsmail Bey, nasıl yaptın bu işi? Nereden buldun bunları alacak parayı? Sen ne diyorsun hanım? Adamı çatlatma. Nereden çıktı bunlar? Neyle, nasıl aldınız? Bey, bunları eve sen göndermedin mi? Hayır hanım. Ben birkaç şey, biraz da baklava almıştım. Ama eve dönerken çöplerde yiyecek arayan bir kadıncağız gördüm. Yanında da Ayşe'miz gibi küçük bir kız. Kızı annesine baklava alması için yalvarıyordu. İçim kötü oldu. Dayanamadım. Aldıklarımı onlara verdim. İyi etmişsin dedeciğim. Bizim öyle çok baklavamız var ki. Mutfağı görsen tepsi tepsi. Ben bu işten bir şey anlamadım. Nasıl geldi bunlar peki eve? Az önce kapı çalındı. Açtım. Saçları örgülü, çilli, küçük bir kız bir sürü yiyecek torbasıyla kapıda duruyordu. Bunları İsmail amca gönderdi deyip gitti. Çilli bir kız mı? Kırmızı hırkası da var mıydı? Evet vardı. Tanıyor musun? Ben o küçük kıza baklavayı verdiğimde bana dedi ki... Amca sen baklavanı bana verdin. İnşallah sen de hep baklava yersin. O küçük yavru bana böyle dua etmişti. Soframıza bu bereketi o küçük kız getirdi Zehra. O küçük kızın duası getirdi. Bu bereketi senin iyiliğin getirdi be. Senin merhametin getirdi. İftarlığını aç bir aileyle paylaşan dede, sofraların en zenginiyle ödüllendirildi. Mübarek Ramazan ayında bir aileyi sevindiren dedenin de küçük torununun da yüzü güldü. Karşılık beklemeden yapılan iyilik mucize gibi mükafatıyla geri döndü.